7700'ün endeks olarak üzerindeyiz. Tamam, sorun yok. Pardon, bir saniye. Şimdi mesela bu süreç içerisinde biz 8100'ü kıramıyorsak burada Biz bizim bir var. kere şüphelenmemiz lazım. Yani geliyoruz 8100'e fakat tekrar 7800'e geldik. Orada 2 gün, 3 gün oyalandık. Biraz geri geldi. Tekrar 8000'di. Bakın burada ne kadar çok oyalanırsak ve kritik yerler kırılmamaya başladığı zaman biz hemen yurt dışına bakacağız. Haber akışlarına bakacağız. Burada oradaki sıkıntıyı doğuracak sebepler olabilir. Bunların kaynağına bakmaya başlayacağız. Ama dediğim gibi yani şu anda 7700 ve 8100 arasındaki hareketleri, para hareketlerini çok iyi irdelememiz lazım. Yani burada kırılmayacağını hissettiğimiz andan itibaren en azından kredi pozisyonlarımızı hemen sıfırlamamız gerekiyor. Yani hemen bizim korumaya almamız lazım kendimizi. Yani para kazanmak şöyle, yani yükseliş yakalamak kolay. Yeter ki başlasın, bir hareket başlasın. Nerede zarar görmeyelim. Yani öbür türlü geri geldiği zaman buradan olabilecek bir geri gelme, şöyle söyleyeyim, bizi çok rahat 7000'e kadar getirir. O yüzden Peki. böyle bir şeyin yaşanmama olasılığına karşı kredi pozisyonlarımızı çok iyi ayarlamamız lazım. Ve dediğim gibi bu yıl bizim en çok dikkat edeceğimiz sektörleri konuştuk ama bize referans olacak bazı hisseler de söyleyeceğim. Bunların hepsi hacimli hisseler, bilanço beklentisi yüksek hisseler, yani yatırımcıları koruyabilecek hisseler olacak ve bu hisselerin etrafındaki benzer hisseler bizim için kılavuz olacak diye düşünüyorum. Önemlilik sırası gibi değil de ben listeyi oluştururken mesela hemen gözüme çarpan bütün hisseleri böyle sıraladım. Bilanço beklentisi Kaç de var hisse var? ama çok fazla değil. Çok detaylarına inmeyeceğim. En azından bir fikir olsun arkadaşlarımızda. Peki, hadi Konuştuk. bakalım. Ereğli Çok var, hızlı. Kardemir var, Petkim var, Ülker aynı şekilde, Migros, Şok, Turkcell. Bakın bunlar hep beklentileri, bir kısmı beklenti, bir kısmı bilanço. Onlara şu anda vaktimiz fazla olmadığı için çok fazla değinmiyorum. Akçansa, senin biraz önce söylediğin çimentolarda bizim gözümüzün önünde olması gerekiyor. Bobet, mesela tekstil tarafında Yunsa, bankalar tarafında Yapı Kredi, Akbank en güzelleri. Sigorta tarafında en ucuzu Anadolu Sigorta. Havacılık tarafında Türk Hava Yolları bizim referans. Bunlar hep referans. Bunun etrafında Pegasus'a inebilirsiniz mesela. Ya da emlak gayrimenkul referanstır. Buna en yakın olanı nedir? Mesela bilanço olarak Torunlar diyebiliriz. Vesaire böyle. Bizim de model portföyümüze bu arada girdi Torunlar. Onu da söyleyeyim. Astor mesela enerji tarafında. Orge diyebiliriz bilanço tarafında. Yani bu hisseler aslında biraz daha referans hisseler. Kötü olma ihtimali zor olan hisseler. Bunlara da bizim için minimum zarar ettirebilecek hisseler. Ama piyasada bir hareketlilik olduğu zaman ve konjektüre ayak uydurmamız gerektiği zaman bu hisseler bizi birazcık daha böyle ayakta tutabilir. Ve kredi Peki. pozisyonlarımızı ayarladığımız sürece de hiçbir sıkıntı olmaz.